Türkiye'nin bulmaca kanalı Beyin Kanalı'ndan herkese merhaba. Bu kanalımızda izlediğiniz ilk videoysa şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi hazırsanız bugünkü iki sorumuza geçelim. Serdar Bey hayvansever bir insandır ve evinde de kedi, köpek ve papağan beslemektedir. İşten arta kalan zamanlardaysa evde sürekli hayvanlarıyla ilgilenmekte ve onlarla da vakit geçirmektedir. Ancak evdeki hizmetçi de dahil herkes Serdar Bey'in hayvanlara olan düşkünlüğünü kıskanmaktadır. Cuma günü öğleden sonra Serdar Bey işteyken köpeği Buzo evinde ölü olarak bulunur. Hemen Serdar Bey'e haber verilir ve o da aceleyle eve doğru gelmiştir. Köpeğinin ölümü üzerine büyük bir üzüntü yaşayan Serdar Bey, köpeğinin katilini bulmak için bir dedektif tutar. Eve gelen ve şüpheli ölümü araştırmaya başlayan dedektif ise Serdar Bey'in eşiyle konuşmaya başlar. Kadın, dedektife cinayet saatinde uyuduğunu söylemiş ve o saatte evdekilerin neler yaptığını anlatmaya başlamıştır. Hizmetçi evi temizliyordu. Aşçı yemeği hazırlıyordu ve şoför ise salondaydı. Kadının ifadesi bu şekildedir. Kadını dinleyen dedektif ise köpeğin katilinin kim olduğunu hemen anlar. Peki sizce dedektif katilin kim olduğunu nasıl anlamıştır? Katil Serdar Bey'in eşidir. Çünkü ifadesinde cinayet saatinde uyuduğunu söylemiştir. Peki uyuyan bir insan evdeki diğer kişilerin neler yaptığını nasıl bilebilir? Bu sebeple yalan söyleyen ve katil Serdar Bey'in eşidir. Cemil Bey büyük ve güzel köşkünde eşi ve 4 oğluyla birlikte yaşamaktadır. Ancak bir haftadır şehirdeki şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle şehrin elektrikleri kesiktir. Bu sebeple bir akşam Cemil Bey ve eşi yakınlardaki şehre alışveriş yapmaya gitmişlerdir. Fakat Cemil Bey evin salonundaki masanın üzerinde 100 lirasını unutmuştur ve onlar şehir dışındayken evden birisi 100 lirayı çalmıştır. Eve döndüklerinde ise masanın üzerinde parasını bulamayan Cemil Bey hemen evde bulunan 4 oğlunu sorgulamaya başlar. İlk oğlu anne ve babası evde yokken futbol oynadığını, sonrasında ise duş aldığını, ikinci oğlu bahçedeki çiçekleri budadığını, üçüncü oğlu televizyonda favori çizgi filmini izlediğini ve son oğluysa yumurta haşladığını söyler. Peki sizce 4 kardeşten hangisi babalarının 100 lirasını çalmış olabilir? Parayı çalan üçüncü oğlandır. Çünkü sorunun başında şehirde bir haftadır elektrik olmadığını söylemiştik. Yani üçüncü çocuğun iddia ettiği gibi evde televizyon izleme ihtimali bulunmamaktadır. Bu sebeple yalan söyleyen ve parayı çalan da üçüncü çocuktur. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beyin Kanalı'ndan bir başka videoda görüşmek üzere.